organik yumurta üretimi yapan birkaç firmayı gittim hatta ziyaret ettim, fikirlerini aldım. Biz altyapıya biraz gerçi bu kadar belki yapılması gerekmiyordu ama ben hep işte fabrika kurduğum için yani altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çünkü ilelebet kalacak bir hadise. Değerli izleyiciler, yeniden merhabalar. Yeni bir konukla, yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Yaklaşık 40-45 dakika boyunca çok keyifli bir programla sizinle olacağız. Buna emin olabilirsiniz. Lütfen kendinizi rahat bırakın. Yaslanın, çayınızı alın ve bizi izlemeye devam edin. Çünkü organik yumurta işletmesindeyiz. Soruyorsunuz, organik yumurta var mıdır? Gerçekten üretiliyor mu? Buna inanabilir miyiz ya da kime inanacağız diye. Biz İzmir Foça'ya geldik. Ece Organik Yumurta Üretim işletmesindeyiz. Bakalım gerçekten organik yumurta üretiliyor muymuş? Mevzuatı neymiş? Bu mevzuata uyulmuş mu? Ve devamında da burası 4 sene değil mi? 4 sene. 4 senelik bir işletmeden bahsediyoruz. Neler yaşanmış, neler görmüş hepsini bu kısıtlı süreye sığdırmaya çalışacağız. Yanımızda işletmenin sahibi Levent Topçu var. Levent Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Aç karnına bizi beklediniz, teşekkür ederiz. Rica ederiz, akşamüstü bu saatlerine. Bizi beklettik. Biz de işte halka hizmet için koşturuyoruz, öyle diyelim. Ama en keyifli saatlerde geldiniz. Serin. Evet. Bizi yormuyor, hani hava olarak da bizi yormayacak. Biraz sonra tavuklarımızı da görürüz. Onları da yormayacak bir saate geldik. Evet. Foça'nın havası da serin. Evet, aynen, güzel bir havadayız. Levent Topçu kimdir? Bu işe nereden heves etti? Kısaca alalım, sonra sizden bu çok ünlü organik yumurta üretim tesislerinde bilgisini alalım sizden. Tabii ki. Dediğiniz gibi Levent Topçu. Ben aslen İstanbulluyum. Hı hı. 36 yıldır aşağı yukarı Türkiye'de 4. fabrikayı burada İzmir'de kurdum. Hı hı. Organik çiftlik hep benim hayalimdi. Hı hı. Yani İstanbul'da doğmuş, büyümüş, yaşamış birisi için işte Foça'ya gelip gördükten sonra burada bir organik ortamda. Yani kimyasallıktan aslında doğallığa bir özlem var. Tabii ki. Tabii ki. Hep oldum olası bir özlem vardı. O fırsatı burada yakaladım. Hı hı. Hep kafamda vardı. Sonra araştırmaya başladım. Yani ben nasıl yapabilirim bu işi? Tamam, bir arazi alacaksınız. Çok güzel. Organik bir arazi olacak. Ya da 3 yıl sabredeceksiniz geçiş sürecince. İşte oraya bitkiler ekeceksiniz. Bir şeyler yapacaksınız. İşte domates, patlıcan, biber falan. 10 tane, 20 tane tavuk derken. Ama sonuçta bir şehirli bir yaşamım var. Yani bu iş benim işim değil. Çok zor bir iş bu iş. Bunu şey için söylemiyorum yani hani benim işim değil derken bu işi yapan insanları, çiftçilik, köy hayatı çok zor bir hayat. Hani aşağılama anlamında değil, tam tersi benim beceremeyeceğim. Hmm. Yani ben fabrika kurarım, kaç tane istiyorsanız yan yana dizerim, hepsini kurarım, sanayi tesislerini çalıştırırım, ederim ama bunu yapamam. Dolayısıyla bir bakıcı ailemiz olması gerekiyordu. Buranın altyapısı, onların masrafları falan derken benim maddi gücüm de bütün bunların hepsini keyif için yapmaya karşılayacak bir durumda değildi. Dolayısıyla öyle bir iş yapayım ki hem toplumda eksikliği hissedilen, gerçekten nasıl yapıldığını insanlara birazcık da iddialı bir yapımız var. Hani gösterebilelim. Hem az bir şey ticari kısmı olsun. Çünkü bu çiftliğin gelirini gideri dengelesin. Dolayısıyla sonra yumurta tavukçuluğu ilgimi çekti. Hı hı. Onu araştırmaya başladım. Onu araştırmaya başladığım zaman çok açık söyleyeyim. Sizin Çiftçi TV'de kanatlarla ilgili ne kadar programınız varsa hepsini YouTube'dan izledim. Hı hı. Bazılarını 2-3 kere izledim. Çünkü hiç bilmediğim bir iş. Bu arada çok samimi söyleyeyim, sizden çok şey öğrendim. Onları hep böyle not aldım. Ne mutlu bana. Yani onu böyle keyif için izlemedim de öğrenmek için izleyince kenara boyuna notlar alıyorsunuz. Hmm. Durduruyorsunuz, geriye alıyorsunuz, bir daha yapıyorsunuz falan. Ondan sonra araştırmaya başladım. Burada İzmir bölgesinde organik yumurta üretimi yapan birkaç firmayı gittim hatta ziyaret ettim, fikirlerini aldım. En son internetten İsmail Kor Bey'i buldum. Bu işin Türkiye'de duayeni. Onu ziyaret ettim, gittim. Derdimi anlattım. Ben böyle bir çiftlik kurmak istiyorum diye. Önce beni daha önce de söyledim. Yani hayalperest böyle işte 30-100 tavukla başlayıp bir sene sonra milyoner olmak isteyen birileri gibi zannetti.
Sonra birazcık tanışınca, background'umu öğrenince derdimi de birazcık meramımı iyi anlattım sanırım. Sağ olsun çok yardımcı olmaya çalıştı ve oldu da hala daha da ben fikir olarak, bilgi olarak çok fazla istifade ettim. Resmen Ziraat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi gibi yanında. Niye ikinci sınıf? Çünkü ilk seneden sonra ben buradaki tuttuğumuz bütün istatistikleri kendisinden paylaşıyorum. Yani hazırlık kısmını bizden birinci sınıf benden atlattın. İkinci sınıfa geçtik. Evet, doğru. Bana yaptı. Bir kağıda yazdı. Kaşeledi, imzaladı. Dedi ki tamam Levent ikinci sınıfa geçtin artık. Bu tabii benim için çok mutluluk verici bir şey. Böyle başladık. Peki organik olarak planlamanda şimdi hani diyebilirdin. Konvensiyonel yani kafes sistemi yapacağım yüklü miktarda veya gezen tavuğa ki senin girdiğin dönemde çok revaçta olan ama organik tercih. Şimdi organik mevzuatından da bahsedeyim çünkü genelde insanları böyle bir ha böyleymiş ya falan deyip böyle bir geri adım attıran bir sistemden bahsediyoruz. O 28 sayfa öyle gözüküyor. İşte öyle gözüküyor. Özel gözüküyor yani ama hemen iyi. Özetleyelim de çünkü işte içeride en fazla 3000 tavuk oluşturabiliyorsun. 1600 metrekareden büyük yapamıyorsun. İşte 6 tavuğa 1 metrekare yapıyorsun. Dışarıda o 4 metrekarelik gezinme alanı oluşturmak zorundasın. İşte folluk sistemi tünek 18-20 santime bir tavuk gelecek şekilde hesaplayacaksın. İşte havalandırmanı ona göre yapacaksın. Işıklandırmanı, gezinme alanı vesaire derken insanlar böyle bir ya bir dakikaya geliyor. Çünkü genelde bizde tavuk yani yumurta üreticisi ne yapıyor? Diyor ki işçi avı lazım diyorsun. Boş ver diyor. Lavabo lazım. Ne gerek var getiriyor. Anlatabildim mi? Soyunma odası. O da soyunuyor ya burada her yerde. Soyunursun. Tuvalet. Geç şu köşeye. Y'ye dönüyor. Anlatabildim mi? Şimdi senin burada şimdi detaylarını alacağız. İşte yumurta bekletmeden paketlemesine, işte yem deposuna, altlık kullanıyorsa altlık deposuna vesaire her şeyi istendi ve sen bunu yaptın. Evet. O süreçte seni bu korkutmadı mı? Endişe etmedin mi? Yani ulan bunun altına kalkabilir mi? Bu kadar maliyete girilir mi diye. Ya korkutmadı. Çünkü hani çok fazla ticari kaygıyla bu işe başlamadım. Yani organik yumurtada ciddi bir eksiklik olduğunu hissettim. Biraz okuyup öğrenmeye başladığınız zaman ya biz de gidiyorduk büyük zincir marketlere evimizde yumurta yemiyor muyduk? Yiyorduk. İşte bakıyorduk. Rastgele bir markayı alıyorduk. Yiyorduk. Sonra organiğin ne olduğunu anlamaya başladığınız zaman ya bir dakika biz ne yapıyormuşuz demeye başladık. Anne sütünden sonraki en değerli protein kaynağı olduğu için yumurta çok çok önemli. Dolayısıyla dedik ki ya biz bir organik yumurta işini yapalım. Hem burası ticari olarak gelirleri giderlerini karşılasın ama ben hayallerimi gerçekleştirmiş olayım. Ama aynı zamanda da çevreme, komşularıma, arkadaşlarıma, eşime, dostuma, akrabama, insanlığa da sonuçta bir hizmet yapmış olalım. Yani ben çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yani biz zararlı bir şeyi alıp satmıyoruz. Ya da zararlı bir şeyi üretmiyoruz. Yani sigara. Ya o zaman ben bundan rahatsızlık duyardım. Dolayısıyla faydalı bir şey üretiyoruz ve bunu en iyi yapmaya gayret ediyoruz. Hem insanlara faydamız dokunsun istiyoruz diye öyle başladık. Sonra dediğiniz gibi bu yönetmeliği önce o 28 sayfayı ben bir hatmettim. Bir buçuk yıl fizibilite az değil yani ciddi fizibilite yaptım. Sonra bu bölgede Foça'yı çok seviyorum ben. Yani yazları da buradayız yazlıkta. Çok güzel bir yer. Havası, suyu mükemmel bir yer. Bütün emlakçılara haber bıraktım. Ya kardeşim bana 12 dönüm ya da 24 dönüm ya da 36 dönüm. Hani parasına göre, bütçeme göre olabilecek şekilde yer bakın diye. Bir sürü yer gezdirdiler bu bölgede. Hatta elimde tablet Google Earth'ten işaretliyordum. Bütün böyle tapu kadastro memuru gibi. Bütün buradaki kadastral haritayı iyi bilirim. Neden? Çünkü yönetmelikte ya 3000 yani bunu feasible yapmanız için 12 dönüm araziniz olacak. 3000 hayvan yapacaksınız. 1'e 4 sistemi. Evet. Ya da 2 kümes kuracaksanız 24 bin ya da 3 kümes kuracaksınız. 36 bin gücünüze göre.
burası, bu arazi çok denk düştü bana. Hani sizin de girişte gördüğünüz gibi ki biz şu anda... Şurada işte, bir araç giriş dezenfektan alanımız var. Evet, kapımız orada. Yaya ve araç girişimiz orada. Hı hı. Biz normal şartlarda çiftlik içerisine sabah yumurtamızı almaya gelen araçlarımız hariç, kendi araçlarımız hariç, hiçbir araç almıyoruz. Hı hı. Herkesi çiftliğimize davet ediyoruz. Bizim yumurta kutularımızın üzerinde şey vardır, bireysel tüketici için. Lütfen bizi ziyaret ediniz diye. Buranın haritası vardır, adresi vardır. Herkesi de bekliyoruz. Ara ara geliyorlar da çocuklarından. Gelmelerini çok arzu ediyoruz. Organik üretimin nasıl olduğunu onlara gösterelim diye. Bilgilendirelim diye. Ama araçlarını dışarıda bırakıyoruz. Çünkü biyogüvenlik kuralları çok önemli. Girerken sadece ayaklarını ilaçlıyoruz ve zaten kutularımızın üzerinde de o ibare yazıyor. Yani bizi ziyaret etmeden önce herhangi bir kanatlı işletmesinde bulunmamış olmanız gerekiyor diye. İşte sizi de oradan aldık. Kusura bakmayın biraz fazla ilaçladık ama hani siz kanatlı geziyoruz işletmesi zaten. Geziyorsunuz doğru, çok diye. Yaptınız. Hatta size içeriği gezerken ayrı çizmeler vereceğiz. Doğru. Herkes söylüyor işte ya hastalıktan korkmuyor musunuz? Korkuyoruz tabii ki ama bunun önleyici hekimlik gibi insan sağlığında biyogüvenlik kurallarına ne kadar riayet ederseniz ve bunda katı olursanız o kadar az riskten karşı karşıya kalırsınız. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar 4 senedir yani bizim bakıcımız da Hüseyin de çok dikkat eder bu konuya. Hiçbir araç girip çıkmaz. Bu bahsettiğimiz bakir araziyi aldıktan sonra tabii bir takım düzenlemeler yaptık. Önce altyapısını tamamladık. Önce bir artezyan açtık buranın su ihtiyacı için. İşte trafo geldi. Elektrik ihtiyacımızı karşıladık. Ondan sonra iki tane ana bina yaptık. Hemen şimdi şeye gireceğim, binaları kuracağım ama tahmin ediyorum şöyle oldu aslında. Arazi değeri kadar bir de bunun altyapı çalışmasıyla uğraştık. Tabii ki. Altyapı, yani biz altyapıya biraz gerçi bu kadar belki yapılması gerekmiyordu ama ben hep işte fabrika kurduğum için yani altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çünkü ilelebet kalacak bir hadise. Hani parayı oraya gömersiniz ama hayat boyu rahat edersiniz gibi. Burada o görmüş olduğunuz artezyen suyun oradan buraya kadar bütün kanalizasyon, elektrik, temiz su hatları mevcut. Burada da bir foseptiğimiz var. Sızdırmaz foseptiktir o C belgeli. Dolayısıyla biz doğayı da kirletmek istemiyoruz. Hani sızdırabilir foseptiğe izin veriliyor ama biz yapmadık onu. Yani İstanbul'dan özel getirttirdim onu. 20 tonluk bir tane gömdük. Çünkü biz burada kendi ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz yerden toprağa karışan şeyi ben bu zeytin ağacından zeytini toplayıp yemek istemiyorum. Yani organikse bu işi adam gibi yapmak lazım. İşte bu iki binayı yaptık. Bu binanın ön tarafı bizim bakıcı ailemizin evi. Orada bir salon. Bu girişini organik yönetmeliğine göre gene paketleme tesisi ofis olarak yaptım. Şekillendirdik. Bir bakalım ona göre hem konuşalım tabii hem gösterelim. Aldık. Böyle gelin arkadaşlar. Burada tabii burada da dezenfektan şeyimiz var. Tabii. Şurası normalde personel girişi. Orada banyo, tuvalet, lavabo, soyunma odası falan filan. Ama biz dışarıdan personel getirmiyoruz. Dolayısıyla bizim bakıcı ailemizin çocukları bizim paketlememizi yapıyor. Tamam. Yani burada bir aile işletmesi burası. Okey. Şöyle. Çocuklar girelim kolay öyle. Gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi burada hem ofisimiz var. Doğru mu? Evet. Burada bir ofisimiz var. Oradan da girişim vardı. Burası sizin yumurta bekletme ve paketleme servisiniz. Doğru evet. mu? Evet. Burada yumurtalarımız günlük olarak geliyor. Gördüğünüz gibi yani bizde çok fazla yumurta yok. Hep günlük olarak biz sevkiyatını da yaparız. Burada kodlamaları yapıyoruz. Yumurtalar üzerine 0 ve kümes numaramızı basıyoruz. Onun haricinde markamızı da basıyoruz. Yanmasına karşı ya da kaşe de var. Ama genelde bunu kullanıyoruz. Daha rahat oluyor gördüğünüz gibi. Tarih bugünün tarihi olarak nitelendiriliyor. Evet. Bugünden itibaren biz SKT basıyoruz. Son tüketim tarihini. Biz kutularımızın üzerine sadece SKT değil, aynı zamanda her ay yenilediğimiz ürün sertifika numaramızı da basıyoruz. Yani tüketiciyi bu konuda bilinçlendirmek adına. Süper. Çünkü her ay
ETKO'ya, bizim denetim kuruluşumuza. Şunu da alalım hemen. Bu bizim paketleme tesisi Sert. Şimdi yem tesisimize giriyoruz. Biz aşağı yukarı 6-7 aydır kendi yemimizi kendimiz üretmeye başladık. Kendi rasyonumuzu. Hayvanlarımızın... Daha ekonomik anlamda olması amacıyla. Hem ekonomik hem kendi de... Kendi ne verdiğimizi bilelim durumunda. Tabii ne verdiğimizi biz biliyoruz. Rasyonumuzu hayvanlarımızın haftalık, kaç haftalık yani ne durumu, verim nedir ona göre belirliyoruz. Burada böyle bir yem karıştırma kırma makinamız var. Bunların hepsi organik sertifikalı yem harbatesi, doğru evet, mu? Evet, hepsi organik sertifikalı, faturaları, sertifikaları hepsi mevcut vaziyette bize geliyor. Biz de her ay onların bildirimini denetim kuruluşuna yapıyoruz. Sistem burada kırıyor, karıyor. Evet. Buraya veriyor, doğru mu? Şimdi... Buraya veriyor. Tabii bunların kiloları daha önceden belirlenmiş vaziyette. Her seferinde tartım olmasın diye. Biz ne yaptık? İşte atıyorum 5 kova tam silme mısır. İşte 2 kova alt çizgisine kadar ayçiçeği küspesi. İşte şu kadar soya. İşte şu kadar her bir verdiğimiz premixi, tuzu ayrı ayrı kaplara şey belirledik. Ölçü belirledik. İşte tuzumuz, mermer tozumuz gibi. Her partide onlar belirlenmiş vaziyette. Burada kırma yapıldıktan sonra aşağıda aynı zamanda karışma yapılıyor. O premixleri, tuzumuzu, biz kırmızı maraş biberi kullanıyoruz. Onu karıştırma aşamasında atıyor. 3,5 dakika, 4 dakika yaklaşık karıştırdıktan sonra böyle bir hazneye alıyoruz. Tamam, oradan böyle geliyor. Evet. Normalde yem makinalarında bu iş bitiyor burada. Doğru. Fakat biz daha önce silomuz vardı, hazır yem alıyorduk. O silomuzdan hem istifade etmek istedik hem de işçiliğimizi minimize edelim istedik. Yani buradan çuvalla alıp içerideki bunkerlere götürmenin bir anlamı yok. Yani yıl artık 2023. Bir tane böyle bunker yaptırdık. Bir çekici helezon yaptırdık. Özel. Bunun hacmine göre hesapladılar. Dolayısıyla aktarıldıktan sonra biz silomuzu, yerimizi çekiyoruz. Buradan 8 metre yukarıya 8,5 metre yukarıya siloya giriyor. Böylece ne Hüseyin kardeşim mesela bugün müsait diyelim 5 parti, 10 parti, 15 parti neyse yapıyor, koyuyor. Yarın müsait değil, ertesi gün müsait değil ya da canı istemiyor. O zaman bizim silomuzda zaten hep yemimiz var hayvanlarımızın önünde. Aşağı yukarı 5-6 ton duruyor mu burada sürekli olarak? Evet, onu da buluyorum. Sürekli var yani burada. Yani bunda ne kadar, tek seferde ne kadar, kaç kilo şey yapıyordunuz? 25 kilo. Tamam. Buradan yemimizi ürettik. Bunu bastık ve kendimiz yapıyoruz. Tamam. Şimdi kümese geçebiliriz. Şimdi yemi gösterdik. Yumurta bavulasını gösterdik ama asıl o yumurtayı bile, bu yemeği yiyip o yumurtayı yiyen arkadaşların yanına geçiyoruz. Evet. Burası da depomuz. Biz bütün şeyleri yönetmelik gereği ambalaj malzemelerini ayrı tutmanız gerekiyor biliyorsunuz. Doğru. Daha steril bir ortamda kapalı bir depo burada tutuyoruz. Havanın da maşallahı var. Evet, yani tam bahar havası, daha tam yaz sıcağı gelmedi ama bu saatlerde... Arkadaşlar da böyle keyifli keyifli dışarıda geziyor. İstersen gösterebilirsin Furkan. Bunlar bizim kızlar. Yavaş yavaş bunların gezinme saati gelmiş. Evet. Doğru değil çünkü mi? Çünkü çok sıcaklarda zaten yayılmıyorlar. Hı hı. Biz de onun için zaten normalde 1,5-2'ye kadar açmıyoruz kapakları biliyorsunuz. Yoğun yumurtlama dönemi sabah oluyor. Dışarıya yumurta yapma alışkanlığı doğmasın diye... 1,5-2'ye kadar açmıyoruz ama 2'den sonra akşam hava kararına kadar onlar serbest geziyorlar. Eğer çok şiddetli bir yağmur, fırtına falan yoksa devamlı buradalar. Aşağı yukarı 5,5-6 dönümlük bir alanı sadece onlara ayırdık. Ve derseniz yonca ekili. 4 sene önce ekmiştik, gitti o yonca. Bayağı iyiydi ama bu sene dedik ki tekrar yenileyelim.
o sürü değişim zamanına denk getirip yonca ekimini yaptık. Burada o sulama altyapımızdan bahsetmek istiyorum. Bizim bütün 12 dönüm arazimizde gerekli yerlerde spring, gerekli yerlerde damla sulama olarak bir altyapımız mevcut. Bunları da bildiğiniz basit herkesin evinde, bahçesinde kullandığı otomatik sulama sistemleri var. Saatleri kurulu. Timerlarımız var, o zaten. Tabii akşam ne kadar süreyle gece bu şey yapacağını bilir. Gece 11'de kendi kendine açılıyor. 20 dakika suluyor. Ondan sonra kapanıyor. Ya ertesi sabah da 7'de açılıyor. Tekrar suluyor. Çünkü Foça'da, İzmir'de yazın 38-40 derece sıcakta yoncayı böyle yeşil tutmanız çok zor. Onun için biz deli gibi sulama yapıyoruz. Bu tabii ciddi bir elektrik enerjisi maliyeti. Ama işte bu kızların yumurtasının lezzeti de biraz buradan geliyor. Hem de hayvanlar stresini atıyor. Otlama ihtiyacını karşılıyorlar. Arazinin belli yerlerinde kekik ve ada çayı ekildi. Onları da otluyorlar. Süper. Hem yem rasyonunun içerisinde zaten kırmızı maraş biberi var. Ama siz daha iyi biliyorsunuz benden, kekik ve ada çayının işte onların sağlıkları antiseptik anlamında antiseptik özelliği söz konusu. Antiseptik özelliği söz konusu. Hem de o yumurtaya da biraz farklı bir lezzet mutlaka veriyor. Mutlaka yapıyordur. Bu bizim ekolojik denetim kuruluşumuz. Yetkili kuruluştan yetkili, bahsediyoruz. Tabii, akredite bir kuruluş. Hatta biliyorsunuz onları TÜRKAK denetliyor. Hatta önümüzdeki ayın 21'inde de TÜRKAK'ın denetimine, onların denetimine geldiklerinde birlikte buraya tekrar gelecekler. Çünkü bizim çiftliği seviyorlar. Her şey düzenli olduğu için. Peki. Şimdi buraya girdim. Kümese burası girmeden önce karşıda bir şey var. Bu neyimiz bizim? Bu bahsettiğim silonun altında lotseller var. Tamam. Yani biz şu anda silomuzda ne kadar yem var biliyoruz. Bakıcımıza tabii eğitim durumundan dolayı tutup onu her Allah'ın günü hesap kitap yaparak bana bildiremeyecek. Ben de devamlı burada yaşamıyorum. Verdiğim bir talimat var. Her akşam saat 7-8 aralığında siloya bakıp kaç kilo yem olduğunu kümes kartımıza işliyor. Yumurta kaç adet topladı, ne kadarı kırık, ne kadarı çatlak onları işliyor. Fotoğrafını çekip bana WhatsApp'tan atıyor. Ben de kayıtlarımı bilgisayarıma günlük olarak giriyorum onları ki hem istatistikleri tutabileyim. Yani girdi çıktı maliyetlerin, istatistikler. Her şeyi günlük olarak yapabiliyor. Ne yaşadık ne yaşamadık durumu var. Tabii. Süper. Buradan otomatik olarak da bir günde ne kadar yem tüketildiği çözülmüş oluyor. Evet. Şimdi ortalamayı alıyoruz tabii. Biz haftalık hani yumurta başına tüketilen yem miktarını da alıyoruz burada. Sistem otomatik. Burada biz fanlarımız otomatik çalışıyor. Yem zaten otomatik çalışıyor. Su devamlı önlerinde. Bu artezyenden çıkarttığımız 184 metreden çıkan su içme ve kullanma suları yönetmeliğine uygun. Sahada analizleri yapıldı ama ben şunu biliyorum ki yeraltı kaynak sularına çok güven olmaz. Yani yazın, kışın değişkenlik olabilir. Bu tehlikeyi yaşamamak adına da o çıkarttığımız noktada biz bir 10 tonluk tankımız var. Artezyandaki pompa tanka verirken orada bir klor dozajlama yapıyoruz. Suyu sterilize ediyoruz. Sonra buraya geliyor ama o klor sonuçta kimyasal ve hayvanların içmemesi gerekiyor. Aktif karbonla o kloru içinden alıyoruz. Şöyle geçelim. Tabii. Depomuz zaten burada. Şuradan geliyor. Ön filtre var. Şöyle. Sonra bir aktif karbon filtre var burada. Tamam. Buradan sonra da kızların içme tankına gidiyor. Oradan da gidiyor. Fakat oradan da gitmeden hemen öncesinde en son bir UV'den geçiyor. Ultraviyoleden ki sıfır, çünkü onun içinde beklerken de su bakteri oluşabilir. Sıfır bakteri su içmiş oluyor. Tertemiz. Tertemiz. Peki. Bizim şimdi kümes, özür dilerim. Biraz önce dışarıda söylemiştiniz o organik yönetmeliğin kümesimizin içindeki gezinti alanı, nipel sayısı, yemlik sayısı hepsi belirtiliyor. Hepsi burada. Bunu denetimler için de yazıyoruz. Bu bizim kontrol formumuz. Bu da kümes kartımız. Bakıcımızın işlemi. Ölü hayvan var mı yok mu şimdi bunu yönetmeliğe uygun olarak yaptık. Evet, deliler gibi tünek yaptık ama hayvanlar tabii hepsi tüneye çıkmıyor. Ana panomuzda bir de timer'ımız var. Hayvanların ışıklandırmasından ilgili.
Biz 16 saat ışık veriyoruz. 8 saat kesintisiz uyku. Yani sabah 6'da ışık otomatik yanıyor içerideki. İçeridekiler de LED bu arada. Akşam saat 10'da otomatik olarak kapanıyor. Evet, şimdi hükümetimize yine steril bir ortam şeklinde geliyoruz. Şimdi çok kısa hükümetiniz bize bir anlatır mı sana? Tabii ki. Bunu işte dediğim gibi hani o 1,5 yıllık fizibilite aşamasında hani sizden de çok öğrendiğim 2,5 metre yüksekliğinde kümes. Çok yan yükseklikten bahsediyoruz. Evet. Tamam. Fakat bir farklılık olarak biz şey yaptık. Geçersin. Yani hayvanların sayısı kadar yemlik bol miktarda ve niperlerimiz var. Genelde pollukları karanlık ve duvar kenarlarına koyuyorlar. Ben çok onu tercih etmedim. Şu böyle bir metot denemek istedim kafama göre. Bunun sebebi de biz içeriden yumurta toplarken hep hayvanların içinde olacağız. Hep hayvanların içinde olacağız ve bu kızlarımızı biz rahatsız edeceğiz. Yani normalde şimdi folluk sistemi genel yani profesyonel sistemlerde arkası dönük şekilde bir boşluk bırakılır. Evet. Sen bunu kenarlara yapmak yerine ortaya yapmayı tercih ettim. Evet. Tamam. Hatta folluk yaptırdım. İstanbul'daki firmaya dedim ki bunların biliyorsunuz eğimleri ön tarafa doğrudur. Doğrudur. Ben dedim ters tarafa doğru istiyorum. Dedi ki abi ya siz ilk defa yapacaksınız bu işi. Hani bir yanlışlık olmasın bak sonra. Yok kardeşim ben özellikle öyle istiyorum dedim. Sebebi de işte gördüğünüz gibi kızlarımız o taraftan girsinler, yumurtlasınlar. Bizim bakıcımız da buradan rahat rahat arabada yumurtalarını toplasın. Gidip yani gelsin. Mümkün olduğunca amaç onları rahatsız etmemek. Ama yere yapmıyorlar mı? Kenara yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama arada tabii, mutlaka kontroller yapılıyor zaten. Tabii tabii. Günde 3-4 kere yapıyor kontrolü ama bir biliyorsunuz hani kontrol amaçlı ölü hayvan var mı ya da rahatsızlanan bir gezmek var. Bir de devamlı yumurta toplamak var. Onları çok ciddi rahatsız ettiğini gördüm ben. Tabii ki değil mi? Ya da yani gördüm demeyin düşündüm. Ha, ama doğru ama yanlış bilmiyorum ama biz 4 senedir bu yöntemden hem de çok temiz oluyor böyle. Çok memnunuz. Yani yüksekliği 2,5 yaptık. Evet. Şurası da aşağı yukarı 3,5 metre. Tam evet, yükseklik doğru mu? Doğru. Havalandırmalar yapmışız. Şimdi biriken bir de, gazın çıkması için. Evet. Yukarıya doğal havalandırmalar yaptık. Fanlar çalışıyor ayrı konu ama biliyorsunuz hem ısınan hava yükseliyor hem de amonyak yukarıya doğru çıkıyor. Onun için oradan devamlı rüzgarla birlikte 24 saat doğal bir havalandırma var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yani burada 3000 hayvan var ama o kadar gayet temiz. Bizim gayet kümesimiz temiz. Şeydir. Yani şu anda kokusunu aldığım tek şey viyol kokusu. Başka bir şey değil. Makas sistem yapmışız. Evet. Çelik konstrüksiyon, sandviç panel. Pencereleri koymuşuz. Tahmin ediyorum bunlar tam karşılıklı pencerelerde değil. Yani şöyle durduğumda bu biraz daha sanki öndeki gibi şey yapıyor. Yok, karşılıklı gibi. Sineklik var hepsinde. Süper. Dışarıdan herhangi bir parazit gelmemesi için. Evet, ya da kuş gelmemesi için. Makas sistemi, ışıklandırmaları yaptık. 16 saatte ışıklandırma yapıyoruz. Aynı zamanda bizim bakıyorum. Derece, ısı vesaire var, sistemi. Var, şu göstereyim. Tamam, burada sensörümüz var. Burada sensörümüz. Otomatik sistem zaten. Evet, sensörümüz var. Aha. İçerinin hava sıcaklığına göre fanların çalışma süresini ayarlıyor. Ya da şeylerin, petlerin, yazın kullandığımız kenar petlerinin süresini ayarlıyor. Şu, dışarıda zaten alacağız onları. Şu iki kenar, kışın onları kapatıyoruz. Peki. Burada, bunu konuştuk, yemlikleri konuştuk. Tavuk çıkışlarımız var zaten. Normalde kaç tane var? 2, 4, 6, 7 tane var. 7 tane total, bu alanda var. Büyük kapılar var. 7 tane de bu burada alanda var. Yani zaten o 8 metrelik, pardon 4 metreliğin çok üzerinde bir tavuk evet, çıkışımız da evet. var. Gazın çıkması hem ısınan havanın çıkması açısından 10 çok numara. Faydalı, çok faydalı. 10 bir numara. De, onlar biliyorsunuz rüzgarda dönerken dışarıda güneşte yansıma yapıyor. O yansıma da hani insanlar CD koyarlar ya bir yerde böyle dönsün de kuşlar gelmesin diye. Sanki onun vazifesini yapıyor. Yani koruyor. Bir evet. kovucu, doğal kovucu aslında. Doğal kovucu.
Hayvanlarımız bunlar. Şimdi. Bunlar Highline Brown ırkı. Aha. Şu anda 46. haftadalar. Temiz bir sistemden bahsediyoruz. Ama en başta sorduğum bir soru vardı. Yani organik, ya biz bu işe gireceğiz ama yapılır mı? Yapılmaz mı? Maliyetleri karşılayabilir miyiz? O maliyetin karşılığında ürün satışını istediğimiz rakamlarda vesaire yapabilir miyiz? Bu 4 sene bize ne gösterdi, ne yaptık, ne aldı, ne verdi, ne götürdü, ne getirdi? Valla Murat Beyciğim şöyle, ilk başta böyle bir eğer hayaliniz yoksa, gerçekten inanmıyorsanız, sadece artı eksi hesap yapıyorsanız, o zaman gidip bankaya paranızı koyacaksınız. Yani bir üretim yapıyorsunuz ve bunu satacaksınız. Bu işin bir de ticaret kısmı var. Yani işte bu kadar para yatırılıp ya bu riske girilir mi, girilmez mi, bir sürü şeyler oluyor. Fakat dediğim gibi bu benim hayalimdi. Yani ben buna inanıyorum ve seviyorum. Yani bakın ortamı da işte arkadaşımız çekiyor, kuşlar ötüyor, bu kadar doğal bir ortam. İyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımıza yedirdiğimiz her yem ham maddesi sertifikalı ve analizleri yapılmış. Yani 412 çeşit pestisit aranıyor. Biz de analizlerimizi yaptırıyoruz. Yani özel istek yaptırıyoruz. Sadece denetimden dolayı değil. Birçok ya aklınıza gluten analizine kadar yaptırıyoruz. Hani bırakın salmonellayı, su analizini, pestisit, GDO falan. Buraya yonca ektik. Bu hayvanların yonca yemesini sağlıyoruz. İşte biraz önce bahsettim, kekik ve adaçayı ekili. Dolayısıyla bu hayvanlar burada mutlu bir vaziyette, kendi ten temasını da sağlayarak biz onları rahatsız etmiyoruz. Ne zaman canları folluktan kalkıp acıkıp sudurduğu için gitmek isterse o zaman gidiyor ve yumurta öbür tarafa düşüyor, biz alıyoruz. Dolayısıyla hani mutlu tavuklar, biz mutlu ve sağlıklı yumurta olduğuna inanıyoruz. Böyle olduğu zaman da bu kadar emek verdikten sonra da iş geriye kalıyor. Bunu tüketiciye anlatmaya. İnsanların belki de en çok zorlandıkları konu budur. Biz de zorlandık başlangıçta. Ama biraz önce bahsettim. 3,5 sene çok ciddi emek verdik. Biz yumurtanın biraz da yerel tüketim malzemesi, hani çabuk ulaşması anlamında, tazelik anlamında olduğuna inanarak İzmir'de, Karşıyaka'da, Mavişehir'de, biz de orada oturuyoruz. Önce komşularımızdan başladık. Çevre sitelerden, işte spor merkezlerinden, alışveriş merkezlerinden her yerde tanıtımlar yaptık. İşte Instagram'dan reklamlar verdik. İnsanları kutularımızın arkasına dediğim gibi yazdık. Lütfen bizi ziyaret edin, çiftliğimizi. Yediğiniz yumurtanın nasıl üretildiğini, ne olduğunu, kızlarımıza biz nasıl baktığımızı size gösterelim, anlatalım. Birçoğu da ziyaret ettiler sağ olsunlar. Hatta şehir dışından merak edip gelen insanlar oldu. Yani ben çünkü bu kadar sağlıklı gıdaya, özellikle anne sütünden sonraki en değerli besin maddesi yumurtaya değer veren kitleler olduğunu, bilinçli kitleler olduğunu da biliyorum. Olmayanları da bilinçlendirmenin bizim vazifemiz olduğunu düşünüyorum. Bunun için de emek vermek gerekiyor. Hem onlara ulaşmak adına hem de diğer insanları da bilinçlendirmek adına. Şimdi biz de, ben ziraat mühendisi değilim ya da jeoteknik değilim sizin gibi ama okumayı çok seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. İşte sizden birçok şey öğrendim, İsmail Kor'dan birçok şey öğrendim, bizim Aşkın abi'den 40 senelik tavukçu bir sürü şey öğrendim. İnternetten çok okuyorum. İşte Ege Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'ndeki sizin bir röportajınızda tanıştığımız hocamızdan hala benim ilişkilerim devam ediyor ve ben üniversiteyle birlikte bir takım yeni protein kaynaklarıyla ilgili çalışmalara da katılmak istiyorum. Ve okuyorum. Üniversiteden de birçok makale okuyorum. Bunları da uygulamaya çalışıyoruz. Böyle olduğu zaman da yumurtanız kıymetli. Ya benim için çok kıymetli. Dolayısıyla kıymetli satmak için de mücadele ediyorsunuz. Yani işte duymuşsunuzdur. Fiyat söylemeyeceğim ama biz çevredeki birçok yumurtacıdan pahalıya satıyoruz yumurtamızı. Bunu hak ettiğini insanlar düşünüyor ve veriyor. Ya kimse aptal değil, kimse cebinden 50 kuruşun bile fazla çıkmasını istemez. Ama biz diyoruz ki mutlaka evinizde yumurta vardır ya. Yan yana bir kırın, yiyin. Haşlayın, yiyin. Ama
çok haşlamayın. Aman demir sülfür çıkacak kadar ya da proteinler parçalanacak kadar haşlamayın. Yiyin, aradaki farkı görün. Gelin, biz burada ne yapıyoruz, nasıl bir yemek görüyoruz? Bu kızlar hangi şartlarda yaşıyor? Onlara o refahı nasıl sağlıyoruz? Bütün bunun bir bedeli var. Biz bunun bedelini istiyoruz. O kadar. Yani benim çiftliğim kendi kendini çevirebilecek halde olsun. Artı olarak ben bir şey istemiyorum. Çünkü biz insanlardan aslında manevi olarak 3,5 senedir çok zenginiz. O kadar çok dua alıyoruz ki inanamazsınız. Yani her gün onlarca demeyeceğim, abartmış olurum ama en az 3-4 tane mesaj alıyoruz. Süper. Ellerinize sağlık. İşte ya benim çocuk, özellikle yaşlı insanlardan, ya çocukluğumda yediğim yumurtayı yedim. Hı hı. Allah razı olsun sizden diyor. Yani bu, bunun karşılığı olabilir mi ya? Bu mutluluğun karşılığı olmaz. Sektördeki eksik, hani ben bakıyorum işte işte bakanlık ya da devlet bir sürü şeylere destek veriyor falan. Bizim konuda düşünüyorum ya, biz kendi kendimizi denetlettirmek zorundayız. Ya en azından denetim ücretlerini devlet bize bir şekilde versin. Yani çünkü çok ciddi ücretler bunlar. Yani organik yapmanın maliyeti de çok yüksek. Yani aşağı yukarı 12 bin lira para veriyorsunuz. Ayda 1000 lira düşüyor. Yani onu da yumurtaya bölüyorsunuz tabii ki. Tabii ki denetletelim. Ben mesela ilçe tarımdan çok denetime geliyorlar. İl tarımdan geliyorlar, sağ olsunlar. Daha da çok denetlenmesini istiyorum. Çünkü işini iyi yapandan kötü yapan ayrılsın. Ama bu denetlemelerin bedelini de bizim üstümüze yüklemesinler. Çünkü o buradan tüketiciye yansıyor. Dolayısıyla benim bir tek öyle bir talebim var. Onun haricinde çok fazla bir talebim yok. Ama insanlara söylemek istediğim bir şey var. Ya lütfen ister biber ekin, ister domates, ister yumurta, ne yaparsanız, ama şu organiğe ne olur biraz daha özen gösterelim ve organik üretim yapalım. Çünkü biz çocuklarımızı artık sağlıklı beslemek zorundayız. Teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ziyaret ettiğiniz için. Estağfurullah. Biz çok memnun olduk. Çok güzel bir ortam. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir ortam. Hani ekran için konuşalım. Hani 20 senedir sektörün içerisinde, 8 senedir de ekranlarda yansıtıyoruz. Çok nadir bu kalitede işletme gördüm. Onlardan bir tanesi. Elinize emeğinize sağlık diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür. Ağzına sağlık. Bunları duymak bile, sizin buraya gelmiş olmanız. Dediğim gibi 4 sene önce ben sizin YouTube'da videolarınızı izleyerek tünek yüksekliklerine kadar öğrenmeye çalışan birine, sizin buraya kadar gelmiş olmanız, bu iltifatları etmeniz benim için müthiş. Bu benim için de iyi. Demek ki bir işe yarıyormuşuz. Öyle diyelim. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyiciler, İzmir Foça'dan selamlar, saygılar. Başka bir programda görüşünceye dek kanalınız Çiftçi TV, kazancınız bol olsun. Hoşçakalın.